Selamlar. 24. podcastime beraberiz. Bugünkü podcast'ın başlığı belki ilginizi çekmiştir. Kendinizi tam 62.500 kat geliştirme şansınız var. Evet 62.500 kat. Nasıl mı? Buyurun anlatayım. Kişisel gelişim kitaplarından hoşlanmayanlarınız olabilir. Kişisel gelişim konuşmacılarından bıkmış da olabilirsiniz. Hepsine eyvallahım var. Bazı beni de çok sıkıyorlar gerçekten. Ama beyin konusunda biraz daha rakamsal bilgimizi artırabilirsek, beynin fizyolojisi konusunda kendimizi ne kadar geliştirebileceğimiz konusundaki inancımız da artmaya başlayabilir. Ve belki de o zaman zamanımızı boş işlere, örneğin televizyona, ne bileyim ben boş muhabbetlere ayıracağımıza, kendimizi geliştirecek şeylere ayırmak konusunda daha hevesli davranıyor olabiliriz. O yüzden gelin bir rakamlara bakalım. Rakamlara bakarken biraz notlarımla ayarlanmak istiyorum. Kabaca ebeveynlerimizden DNA'larımız yoluyla aldığımız toplam verinin büyüklüğü 1.6 GB. 1.6 GB 90 dakikalık bir filmin kapladığı yer kadar bir veri aslına bakarsanız. Hangi ebeveyniniz, hangi sosyoekonomik e, kökenden, hangi ırktan, hangi milletten, hangi dinden olursa olsun toplamda size aktarabildiği verinin büyüklüğü 1.6 GB. Gerisini siz dolduruyorsunuz hafızanızın, beyninizin. Beyninizde peki ne kadar mı yer var? Bakın rakamlar çok ilginç. Eee eğer yetişkin bir insanın beynine bakarsanız kabaca 100 milyar beyin hücresinden oluştuğunu görürüz. Bu 100 milyar beyin hücresi kendi aralarında bağlantılar kurarlar. Hangi beyin hücrelerinin ateşlendiğine bağlı olarak hafızamız aslında 10 GB'tır. Buna karşın bu hücrelerin sinapsisler aracılığıyla birbirleriyle kurdukları ilişkinin türüne bağlı olarak nasıl bağlandıklarına bağlı olarak da hafıza kapasitemiz tam 100 terabaytı bulabilir. 100 terabayt çok büyük bir rakam. Biraz istiyorsanız matematiğimizi yapalım. 1 terabayt kabaca 1000 GB'e e denk gelir. Demek ki 100 terabayt 100 bin e denk gelir. E bizim doğuştan getirdiğimiz bilgine kadar da anne babadan aldığımız 1.6 GB. 100 bin 1.6'ya bölerseniz 62.500 katlık beynimizde boş yer olduğunu görebiliriz. Bu boşluğun ciddi bir bölümünü yeni öğrendiklerimize doldurmamız mümkün. Ya tabii biliyorum matematik tam böyle işlemez, değil mi? Beynimizde e, bir sürü başka yerler de kaplanacak. İşte nasıl yemek yenir, e, nasıl dişimizi fırçalayacağız gibi yerlere de ihtiyaç var. Ama yine de büyük bir boşluk var ve bu büyük boşluk sizin onu güzel doldurmanız için bekliyor. Neyle doldurmanız için? okuyarak, sanatla, deneylerle, bilimle, araştırarak doldurmanız için bekliyor. Yeni diller öğrenerek, yeni kültürlerle, yeni insanlarla tanışarak doldurmanız için bekliyor. Ve beynimizin bu boş kapasitesini doldurdukça aynı zamanda daha yaratıcı hale de geliyoruz. Araştırmalar nöronlar arasındaki bağlantıların yaratıcı fikirleri oluşturduğunu gösteriyor. Ve daha fazla nöronumuzda daha fazla veri parçacı varsa daha yaratıcı fikirler bulma ihtimalimiz de var. Evet. Yani biliyorum kişisel gelişim kitapları çok eğlenceli değiller ama kendimizi çok geliştirebiliriz. Bu için kişisel gelişim kitabı okumaya gerek yok. Bunun için bilim öğrenmeye ihtiyaç var, sanata ihtiyaç var ve hepimizin bu konuda sonsuz kapasitesi var. Peki yaşınız ilerlediyse ne olacak? Hiç fark etmiyor. Beyinde her zaman boş kapasite var. Üstelik var olan kapasite silip üzerine yeni şeyler yazmak mümkün. Yani bu bir aslında silinebilir bir hafıza. Tıpkı bilgisayarlarınızın hafızası gibi gereksiz bilgilerden eski bir sizi geride tutan, yıpratan, modası geçmiş, geçerliliği olmayan bilgilerden kurtulup bunun yerine yenilerini de pekala yazıyor olabilirsiniz. O yüzden belki yaşamınızda herhangi bir anında 62.500 kat daha kendisi gelişime şanssız olmayabilir ama inanın bana kat ve kat bugünkünden daha üstün olma, bugünkünden daha gelişmiş olma ihtimaliniz var. Bu yönüyle kendinize gelişime her zaman inanın diyorum. Evet Bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse lütfen hangi kanaldan dinliyor veya izliyorsanız bir like verin. İyi olur bu. O zaman podcast sıralamalar da yukarıya doğru çıkıyor. Bir yorum yaparsanız, bir yıldız verirseniz daha da harika olur. O zaman daha da fazla insana ulaşma şansım artıyor. Benim de bu konudaki hevesi, motivasyonum artıyor. Evet. Hoşçakalın diyorum hepinize. Haddinizi aşmaya devam edin diyorum. Güzel bir gün diliyorum. you mm -hmm.